2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının geçen ay içerisinde başta İtalya, İran, Güney Kore gibi ülkeler olmak üzere global seviyede yayılarak pandemiye dönüşmeye başlaması, hayatın her alanında olduğu gibi sinemayı da etkilemeye devam ediyor. Salgının yayıldığı ülkelerde sinema salonları da karantina kapsamına alınırken, salgın sebebiyle vizyon tarihi değişen ilk gişe filmi James Bond serisinin yeni halkası Ölmek İçin Zaman Yok oldu. Dünya genelinde Nisan ayının ilk haftasında gösterime girmesi planlanan film, Covid-19 salgını sebebiyle Kasım ayına ertelendi. Natasha Romanoff, namı diğer Black Widow'un Mersin'den çıkıp gelen ailesiyle büyük bir tehdide karşı işbirliği yapmak durumunda kaldığı filmden vizyon öncesi son fragman yayınlandı. 1 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanan filmde ünlü yıldız Scarlett Johansson'a Rachel Weisz, Florence Pugh ve David Harbour gibi isimler eşlik ediyor. Şimdi de Türkiye ve Amerika box office sonuçlarına göz atalım. BKM yapımı bayi toplantısı vizyondaki 3. hafta sonunda da box office Türkiye liderliğini korudu. Hafta sonunda 126.031 seyirci tarafından izlenerek birinciliğini sürdüren film toplamda 944.057 seyirciye ulaşmış oldu. Eltilerin Savaşı 6. hafta sonunda 119.792 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korurken haftanın yeni filmlerinden Zengo 87.535 seyirci tarafından izlenerek açılışını 3. basamakta gerçekleştirdi. Disney ve Pixar'ın yeni animasyon filmi Hadi Gidelim, ilk hafta sonunda 40 milyon dolar elde ederek gişeye birinci sıradan giriş yapmış oldu. Filmin, beklentilerin bir nebze altında açılış yapmasında Amerika'da son bir hafta içerisinde artan Covid-19 vakalarının etkili olmuş olabileceği belirtiliyor. Geçen hafta açılışını birinci sırada gerçekleştiren Görünmez Adam, ikinci hafta sonunda 15.15 milyon dolar hasılat elde etti ve zirveyi takip eden yapım oldu. Box Office Türkiye YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.